Evet, şimdi şöyle bir kavanozda turşu, kıl biberi turşusu yapacağım. Öncelikle şöyle güzel güzel olanlarından diyelim. De taze taze kütür kütür olması daha güzel. Şöyle diplerini keselim ya da şuradan tamamen koparalım. Sap olması gerekmiyor. Şuradan da birazcık ucunu koparalım. Şöyle ki her iki taraftan turşu suyunu çekmiş olsun. Şöyle yatay bir şekilde böyle koyarsak aşağıya büzüşür. İsterseniz öyle koyarsınız. Şurayı koparıyoruz. Şuradan da çok küçük bir şey koparıyoruz. Yağla yapacağım. Yağ, sıvı yağ kullanacağım. Zeytinyağı donabilir. Sonra tükenmediği zaman buzdolabında tutacağımız için ben denemek için de bir ara unutmuştum. Sonradan da bir denemiş olayım dedim. Yaklaşık 2 sene durdu. Yağla yapılmış turşu açıldıktan sonra yaklaşık 2 sene hiçbir şey olmadı. Ne tadı değişti, ne bozuldu, ne eridi. Hiçbir şekilde bir zarar görmedi. Neredeyse ilk günkü tadındayım. Kaldı öyle. O yüzden tavsiye ederim. Şöyle uzun olanlar dibi bükülsün. Ben yıkadım kurusun diye akşamdan bıraktım. Öyle dışarıda kaldı. O yüzden biraz böyle diriliği gitti. Biraz daha fazla alır ama taze taze olması daha güzel. Şu anlık biraz böyle canlılığı gitmiş gibi duruyor. Öyle kaldı, unuttum. Şöyle dolduruyoruz. Turşular, evet, herkes çeşit çeşit yapıyor. En uzun ve lezzetli yağ görünümü hoşunuza gitmeyebilir. Ben ilk başta yağlı görünmesi beni rahatsız ediyordu. Ama sonradan alıştım. Çok lezzetli olduğu için ve çok dayandığı için yenebilir güzel bir turşu oluyor. Birkaç çeşit yapacağım. Öncelikle bu yağda yaptığımı göstermek istedim. Şöyle. Bu kısım anlaşıldı herhalde. Bıçakla da yarabilirsiniz. Bıçakla yararsanız şöyle şu ucundan şöyle birazcık yarabilirsiniz. Ya da tamamen kesebilirsiniz üç kısmını. Ama ben ona gerek görmüyorum. Çünkü hem başından hem dibinden kesiyorum. Aslında yemelik doğrayarak yapmak daha da güzel bence. Şöyle koyuyoruz. Biraz şöyle bastırabilirsiniz. İyice tam yerleşsin diye. Yani boş kalmasın, boşu boşuna. Az malzeme için kavanoz boşa gitmesin. Şöyle dolduruyoruz. Düz olsa, işte biberleri ne kadar düz olursa o kadar iyi olur. Şöyle bastırıyoruz ve bunu tamamen dolduracağım. En üstte de şöyle şu tarafta düz oldu ama buradan eciş bücüş oldu biraz. Çok önemli değil. Şöyle üstten yine bastırıp şöyle koyuyorum. Zaten daha küçük ve düz olmayanları böyle yerleştiriyorum. Sarımsakları şu kısma atıyorum.
Yağda üstüne boca ediyorum. Yarım çay bardağı kadar. Daha fazla, biraz daha fazla. Şöyle 5-6 tane, 7 tane limon tuzunu atıyorum. Ve şöyle sirve tuz atıyorum. Bir tane de küp şeker atıyorum. Kapağını kapatıyorum ve iyice karışmasını sağlıyorum. Şöyle sallıyorum. Bunu her gün sararana kadar sallayacağım. Şöyle yan koyup çevire çevire her gün bir tarafına. Çünkü ağzına kadar yağla limon dolu değil, sadece bulaşmasını sağlaması kadar var. Sarımsakları dibe de ortalarına da koyarsanız daha iyi olur. Ben şimdi bıçak yardımıyla ortasına gitmesini sağlayacağım. Çünkü yağla sirke tamamen aşağıya kadar şeyini vermeyebilir. Ben önceden koymayı unuttum. Şunu bunu böyle bastıracağım. Ya çatalla ya bıçakla. Bıçakla yapabilirsin. Bıçakla olmuyor. Evet, şimdi bıçakla yapamadım. Şöyle arasını açtım. İlk önce koysanız daha iyi olur. Şunu sarımsakları içine atmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar boşaltıp koyamam. Şu arayı açtım iyice. Şöyle. Bunların içine düşmesini sağlayacağım şöyle. Evet, şöyle ortasına ta dibine kadar gitmiş olacak. Ortadan gelir de şu şöyle etrafında dolanıyor. İyice sıkıyorum. Şöyle yan bir vaziyette koyacağım. Erken erken sallayacağım.